da büyük abim Samrat'ın biricik eşi. Kendisinin adı Maitri. Hoş geldiniz efendim. Bana lütfen adımla hitap et, olur mu? Parvati. Tamam. Gerçekten güzel bir adım varmış. Evet, adları da uyuyor. Abimin adı Rudra, onun adı da Parvati. Üstelik ikisi de en çok sevilen isimler arasında yer alıyor, değil mi? Evet. Resmen birbiriniz için yaratılmışsınız. Abla, ben sana bir şey sormak istiyorum. Abimle ne zaman tanıştınız merak ettim. Ne zaman nişanlandınız? Senin annen ve baban yaşıyor mu? Şu anda neredeler? Tabii ya, şeyi de soracaktım. Ailen senin ta Jaipur'dan buraya Rudra'yla gelmeni nasıl kabul etti? Tatlım, lütfen. Daha kaç soru soracaksın? Parvati, bir şey yer misin? Hayır. Teşekkür ederim, aç değilim. Keşke. Ben de aynı cevabı verebilseydim. Bu arada hala bana cevap vermedin. Abim Rudra ile tam olarak ne zaman tanıştınız? Tanıştıktan ne zaman sonra nişanlandınız? Yeter. Kızı sık boğaz etmeyi bırak. Hey Allah'ım. Su Nehri tatlım, sen bana yardım et. Hadi iki kişilik çay hazırla. Peki, hemen hazırlıyorum. Parvati, sana bir şey söyleyeyim mi? Ne zaman ikinizi görsem, diyorum ki bu kız Rudra için dua etmiş olmalı. Allah da sonunda duana cevap vermiş işte, değil mi? Evet, bu konuda çok haklısın. İnsan bazen ne dilediğine çok dikkat etmeli. Bazen iyi şeyler yerine kötü şeyler elde edebiliyor. Anne, bak hesap dökümleri. Hepsi yalan. Hı? Rudra bize yalan söylüyor. İçerideki kız Parvati. O ikisi aslında nişanlı falan değil. Efendim? Bunun böyle olduğundan adım gibi eminim. Gerçek çok başka bir şey. Ama top artık benim sahama girdi. Şansımı zorlayıp gerçeği öğreneceğim. Kime neye mal olacağı? Şu andan itibaren umurumda bile değil. Parvati, aslında ben sana son bir şey daha soracaktım. Lütfen izin ver. Yoksa içim rahat etmez, kıvranırım. İncecik olmayı nasıl başarıyorsun? Ne? Yenge lütfen. Bunda bu kadar gülecek ne var şimdi? Baksana. Beli yok gibi. Ne kadar zayıf. Fiziği incecik. Bir de bana bak. Eğer sana kendimden 10 kilo verebilseydim o zaman durum eşitlenirdi. İkimiz aynı kiloda olurduk. Ama Allah izin vermiyor ki. Bana ne? Ben neden Parvati gibi ince olamıyorum? Allah guguk kuşunu yeşil yaratmasaydı, onu başka kuşlardan nasıl ayırt edebilirdik? Allah herkesi farklı yaratmıştır. Aynı şekilde herkese farklı özellikler vermiştir. O yüzden herkes birbirinden farklı ve farklı özelliklere sahiptir. Parvati, sen böyle güzel düşünceleri nereden öğrendin? Mala Efendimiz'den.
Petre abla. Neden şaşırıyoruz? Tabii ki akıllı ve bilgi olacak. Ne de olsa Rudra abimin biricik nişanlısı o. Baksana. İşim bittiyse bir şey söylemek istiyorum. Belki senin de ilgini çeker. Bir keresinde bir astrolog bana demişti ki günün birinde hayatına üniforma giyen şöyle asker tipli biri girecekmiş. O zamana kadar da bütün üniformalıları sevmesin diye rahatsız edecek. İlla asker olacak değil, postacı, hatta otobüs şoförü bile olur. Ama yenge! Kim geldi? Kapı niye öyle açıldı? Bunu sadece o yapabilir. Oo! Demek sadece o yapabilir. Demek ayak sesini bile duyuyorsun. Kızlar, Sunehri, ben sana az önce ne dedim? Hani Parvati'yi odanıza yerleştirecektin? Evet, hadi Parvati gel yukarı çıkalım. Durun. Bizim zamanımızda kocalarımız akşam işten döner dönmez hemen halimizi tavrımızı toparlar, kendimize çeki düzen verirdik. Ama yeni nesil farklı. Kocan eve döndü ama senin hala haberin yok sanırım. Yanlış söyledin. Müstakbel kocan desene. Evlenmiş olsalar bunu çoktan bilirdi. Oo, evet. Gel buraya. Evet. Yani müstakbel kocan az önce eve geldi. Ona şöyle güzel bir şarkı. Ben yaparım, sorun değil. Al bakalım. Ne o? Onu da mı gelin hanımı yapsın? Neden öyle duruyorsun kızım? Yoksa oruçlu falan mısınız? Kocana şöyle güzel bir çay yapıp götürmeyecek misin? Ben... Sen vermezsen çayı kim verir? Ben yapar götürürüm anne. Sen sus. Geri çek. Çocuk şimdi senden çay bekler. Meşrubat değil. Çayı soğutmadı, götür ver. Maitri, sen de bana bir çay yap da içeyim. Tabii. Şekersiz olsun. Tatlımı yedim.